Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Finex İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Kurucusu Dilek Şenceol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Nisan. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, kısaca bahsedeyim. Yükseliş Koleji'nden mezun oldum, ilk orta lise. Daha sonrasında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 93 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından farklı firmalarda, birazdan daha detaylı belki bahsedeceğim, farklı pozisyonlarda ve farklı aslında alanlarda görev yaptım. 96 yılından bu yana da insan kaynakları alanında faaliyet gösteriyorum. O sektöre yönelik çalışmalar yapıyorum. Şu anda da son 2,5 yıldır Finex İnsan Kaynakları ve Danışmanlığı'nın kurucusu olarak görev yapıyorum. Genel olarak bu şekilde bahsedebilirim. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Harika bir eğitim ve mesleki kariyere sahipsiniz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Yaşadım aslında. Biraz önce de bahsettiğim gibi 93 yılında mezun oldum. Bizim üniversitemizde iş görüşmeleri daha böyle ikinci dönemin, işte finaller döneminde olur. Şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Ben de aslında o dönemde bir yerden finallere girerken, final sınavlarına, bir yerden de iş görüşmelerimi yapıyordum. Bu anlamda da Tepe Grubu, şimdi Bilkent Holding olarak geçiyor, orada iş görüşmelerimi yaptım. Yaptığım firmalardan birisi de oydu. 3-4 görüşme, mülakata katıldım. Sonrasında mezuniyetimin hemen arkasında, hatta ertesi günü iş kabulü aldığımı öğrendim. Ne güzel. Türkiye'nin en önemli firmalarından doğramacı, değil mi? Evet, kurucusu. İkinci okulumdur aslında. Şahane. Bu anlamda Tepe Grubu'nun çok şey kattı. Çok da uzun süre çalıştım. Vizyoner bir insandı çünkü ve devam etti hep. Aynen. Dediğim gibi 93 yılında ben Tepe Grubu'na, Tepe Prefabrik'te bütçe planlama uzmanı olarak başladım aslında ilk olarak. Çok farklıydı, görev tanımı da çok farklıydı ve o zamanlar Nesrin Hanım'ın insan kaynakları nedir, ne iş yapar aslında sadece ben değil, hani Türkiye'ye de çok yeni bir kavramdı bu. Personel müdürü vardı. Evet. Sonradan gelişti. Evrildi, çok değişti. O zaman dediğim gibi bütçe planlamada neler, işte bütçelemeleri yapıyorduk, yıllık bütçeler hazırlıyorduk, aylık olarak bunların takibi, işte faaliyet raporları gibi aslında biraz daha finanse yönelik, daha bütçeye yönelik görevler gerçekleştiriyordum. Sonra o dönemde Hoca Bey, İhsan Doğramacı, bütün grubun bağlı olduğu bir merkezi insan kaynakları birimi, departman oluşturulmasıyla ilgili bir karar verdi. Üst yönetim böyle bir karar aldı. Ben de hatta diyordum, hani nedir bu insan kaynakları, ne yapar, ama benim sonrasında bu tarafa kayacağımla ilgili en ufak bir fikrim yoktu açıkçası. Ne güzel olmuş. Evet. Ama. Sonra benim yöneticim görevlendirildi bu konuyla ilgili, böyle bir departmanın kurulmasıyla ilgili. Hatta o dönemler işte mülakatlar yaptılar, farklı adaylar gitti geldi, ama ben yine çalışmalarıma devam ediyordum bütçeyle ilgili. Sonra yine üst yönetim demişler ki, hani Dilek yapar bu işi, Dilek'e bir götürelim, neden olmasın, böyle bir iç görevlendirmeyle acaba düşünür mü diye. Bana geldi bu teklif. Çok heyecanlandım açıkçası. Değişikti çünkü. Farklı bir konuydu. Sıfırdandı, yeni kurulacaktı. Ama dediğim gibi bilmiyordum insan kaynakları nedir ve ne yapar, görevlerini de bilmiyordum. Dediler ki tamam, hep beraber öğreniriz ve burada kurarız. İşte bu anlamda dediğim gibi çok güzel bir okuldur Bilkent Holding benim için. Hem çeşitli eğitimlerle desteklendim bu anlamda. Hani ne olduğunu sıfırdan öğrendim. Hem de bu öğrendiklerimi aslında çok büyük bir grupta birebir uygulama imkanı da buldum. Bu anlamda dediğim gibi okulum benim, ikinci okulum. Sağlam bir temel oluşturdu değil mi sizin aynen. için? Aynen, yani 93-96 yılı dediğim gibi bütçe, 96'dan beri insan kaynakları tarafına bir girdiysem sonrasında devamı bu şekilde geldi. Devam etti. Yani başlangıcım bu şekildedir benim. Sonra 12 yıl kadar Tepe grubunda çalıştım. Sonra farklı danışmanlık firmalarında işe alım danışmanı olarak çalıştım. Yine farklı, yine o büyük holdinglerin insan kaynakları departmanlarında yöneticilikler yaptım.
En son da 2,5 yıl oldu. Phoenix İnsan Kaynakları'nı kurma kararı aldık. Şu anda da yine Phoenix adı altında insan kaynakları ile ilgili çalışmalar, daha çok işe alımlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Harika. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii, tabii. Şöyle biz Phoenix İnsan Kaynakları olarak şu anda ağırlıklı olarak personel seçme ve işe yerleştirme alanında faaliyet gösteriyoruz. Bir danışmanlık firmasıyız. Ve İşkur'un bu konuda yetkilendirdiği, belgelendirdiği bir firmayız. Raporlamalarımız her 3 ayda bir İşkur'u olur. Özel istihdam bürosu olarak geçiyoruz Nesrin Hanım biz. Ve onların denetiminde faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasıyız. Biraz çalışmamızla ilgili bilgi aktarayım isterseniz. Nasıl izliyoruz, neler yapıyoruz? Phoenix İnsan Kaynakları olarak sektörel bir ayrımımız yok aslında. Hepsine hitap ediyorsunuz. Evet, eş zamanlı farklı pozisyonlar, farklı sektörlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ancak ağırlıklı olarak ve temel olarak da beyaz yaka dediğimiz daha çok uzman ve üstü profillerle ilgili işe alımlarla ilgili firmalara, işbirliği yaptığımız firmaların personel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreç nasıl ilerliyor? İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. Şöyle personel arayışında olan firmalar bizlere tam olarak kimi aradıklarıyla ilgili detaylı bilgi aktarıyorlar. Özellikle bu detaylı olması ve şirketi ne aradığını bilmemiz ilk işbirlikleri için çok daha önem kazanıyor. Sonrasında zaten o hani biz firmayı tanıyoruz, firma bizi tanıyor. O anlamda çok daha hızlı ilerlenebiliyor. Nasıl profilde, hangi profilde birisini arıyoruz, olmazsa olmaz kriterler neler, o pozisyonla ilgili aradığımız bu konuları detaylı olarak almaya çalışıyoruz. Sonrasında tabii çok uzun süredir sadece Phoenix olarak değil, daha öncesinde de çok geniş bir portföyümüz olduğu için bu pozisyonu detaylı olarak aldıktan sonra öncelikle portföyümüze dönüyoruz. Uygun olabilecek adaylarımız var mı yönlendirme açısından bunlara bakıyoruz. O adaylarımızı belirliyoruz. Ve sayı arttırılması için ve farklı alternatifler sunmak için de firmalarımıza, işbirliği yaptığımız firmalara bir araştırmaya giriyoruz. Bizim çalışma sistemimiz aslında hani İngilizcesi headhunt olan, Türkçe'ye çevrilince biraz böyle kafa avcısı gibi oluyor. Yaptığımız iş bu aslında. Tabii ki adaylarımız arasında iş arayışı... Beyin avcısı da deniyor. İkisi de böyle en iyileri kapıyorsunuz, en uygunları. Evet, evet. Tam olarak bu aslında yaptığımız. Adaylarımızın aslında büyük bölümü şu anda halihazırda bir yerlerde çalışıyor oluyorlar. Hani ama böyle daha cazip gibi bir şey olabilir. Aynen, evet. Aktif bir iş arayışları olmaya da biliyor. Olmayabiliyor. Ama işte biz hani pozisyonla ilgili bilgiler aktarıyoruz, işte firmayla ilgili bilgiler aktarıyoruz ve aslında... çok iş arayışı aktif olmayan insanların aklına neden olmasın diye o soru işaretini koyuyoruz. Sonrasında süreçler ilerliyor. Zaten tanıdığımız, bildiğimiz adaylarsa daha öncesinde mülakatlarını gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani sıfırdan bir tanımamız olmuyor. Ama bilmediğimiz, daha önce tanımadığımız adaylarla ilgili onları mülakatlara davet ediyoruz. Çeşitli mülakatlar yapıyor arkadaşlarımız ve ben bazı pozisyonlarda da. Ve sonrasında firmaya, bu arayışta olduğu personel arayışında olan firmaya adaylarımızın hem özgeçmiş bilgilerini, o klasik özgeçmiş bilgilerini hem de bu mülakatlardan adayla ilgili aldığımız bilgilerle ilgili derleyip toparladığımız bir aday raporu sunuyoruz. Firmalar bu aday raporlarını yönlendiriyoruz ve inceliyorlar firma yöneticileri. Ve bizlere şey söylüyorlar, hani hangi adaylarla görüşüp tanışmak istediklerini. Çoğunlukla bütün adaylarımızla da görüşüyorlar sağ olsunlar. Çok böyle eledikleri aday da olmuyor açıkçası. Sonra ikinci turda da adaylarımızın firmayla görüşmeleri söz konusu oluyor. O organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Oluyor. Aynen. Bazı gizli yürüyen pozisyonlar olabiliyor açıkçası. Bu anlamda aslında hangi pozisyona yönelik çalışma yapıyorsak firmayla işbirliği içerisinde oluyoruz. Bazı mülakatlar bizim ofisimizde olabiliyor. Firma yetkilileri bizim ofisimizde sürdürebiliyor. Tabii gizlilik tarafı da olabiliyor bazı pozisyonlar için. Sonrası tabii o firmanın aslında işe alım prosedürüyle ilgili işleyen bir süreç oluyor. Bazı firmalarımız 2 mülakatta süreci sonlandırabiliyorlar, adayı işe yerleştiriyorlar. Bazılarında bu süreç biraz daha uzayabiliyor. Orada tümüyle firmaya uyuyoruz. Hani hangi tür
Bazılarında teknik mülakatlar olabiliyor. Hangi tür bir uygulamaları varsa biz bunlara uyuyoruz. Aslında ta ki adaya iş teklifi yapıncaya kadar, iş teklif sürecinde de yine bizler devrede oluyoruz. Devam eden bir sürecimiz. Sonra adaya iş teklifinde bulunuluyor. Aday başlıyor orada işe. Burada aslında bizim işimiz sonlanıyor mu? Hayır, sonlanmıyor. Çünkü 2 aylık bir deneme süremiz var. Evet, sonra. Evet, bu tam da önemli. Kesinleşiyor değil mi? İki taraf da birbirinden memnun olunca. Aynen, aynen. Burada bir, nasıl söyleyeyim, bir evet o süreç ilerliyor 2 ay süresinde. Bir deneme süremiz var. Sözleşmemizde de vardır bu maddemiz. Şu aşamaya kadar yaşamadık böyle bir durum ama iki taraftan birisi çalışan veya işveren herhangi bir nedenle uygun olmazsa işten ayrılma durumunda kalırsa biz bu prosedürü bir kereye mahsus olmak üzere çünkü bir kereden fazla eğer tekrar ediyorsa o zaman ya pozisyonda ya profilde bir problem olabildiğini düşünürüz açıkçası. Bu süreci baştan tekrar ediyoruz. Sonrasında bitmiyor tabii hani adaylarımızla çünkü hani biz çalışma prensibi olarak da şey değiliz hani adayı işe yerleştirdik sonra tamam, işimiz tamam. bitti onu, demiyorsunuz. Evet o konuda çok gerçekten şey davranabiliyoruz. Evet birebir o adaylarla hem adaylarla hem firmalarla. Takip ediyorsunuz. Ediyoruz tabii bir network tabii. oluyor karşılıklı. Aynen. Fikirler farklı bir yöne evrilebilir. Görüşleri paylaşıyorsunuz karşılıklı Kesinlikle. Olarak. Kesinlikle. Ve bu çok önemli. Hem aday tarafından yani adaylar bizim için en az firmalar kadar önemli Nesrin Hanım. Çünkü orada da bir aidiyet oluyor değil mi? Kesinlikle öyle. Biz adaya yönlendiğimizde çünkü aday bazen o firmanın ne olduğunu ve kim olduğunu da bilmiyor. Tabii ki gerekli araştırmalarını yapıyor ama ilk adayın aslında tanıması, o firmayı tanıması bizler aracılığıyla oluyor. Evet. Aynı şekilde firmanın da adayı ilk tanıyor olması bizler aracılığıyla oluyor. O aradaki köprüyü kurabilmek tabii ki çok önemli ve çok keyifli. Çok şahane. Sağ olun. Eksperim. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Şöyle şu anda dediğim gibi sadece yoğun olarak işe alım tarafıyla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ama ilerleyen dönemlerden onu da çok güzel oturttuğumuzu düşünüyorum bu arada. 2020 yılının Aralık ayında biz bu işe başladık. Tam böyle pandeminin başladığı dönemde gerçekten hani ülke olarak değil dünya olarak çok sıkıntılı bir dönemdeydik. Çok cesur bir karardı bence bizim verdiğimiz. Bravo, ama bunu yapmamız gerekiyordu ve o dönemde bizim için bu risk alınmalıydı. Çünkü yeterince network'ümüz vardı, portföyümüz vardı bu anlamda. Ve bu dönemde başladık. Aslında biraz daha işverenlerin daha sabit olduğu, biraz daha sektörü ve şeyi görmek istedikleri, önlerini görmek istedikleri kritik bir dönemdi. Ancak biz bu anlamda da daha öncesinde de zaten bunu planlamıştık böyle durumlar olabileceğini. Yazılım tarafına yöneldik. Yani yazılım ve savunma sanayi tarafı özellikle Ankara firmalarından bahsediyorum savunma sanayi ile ilgili. Evet. Pandemi döneminde bile alımlarını, işe alımlarını kesmediler ve dediğiniz gibi o alımlar çok daha fazlalaştı, çok daha yoğunlaştı. Ve o dönem çok yoğun biz yazılım ve savunma sanayi projeleriyle, pozisyonlarıyla ilgili çalıştık. O yüzden hatta biraz da şeye kaydık gibi bu o IT recruiter dediğim sadece o sektöre mi acaba yönelik çalışıyorsunuz gibi. Evet. Böyle de soru işaretleri olmadı değil. Ama dediğim gibi sektörel bir ayrımımız yok. O dönemi öyle çok da güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde geçirdik. Ve hala da dediğim gibi yazılımla ilgili yaptığımız çalışmalar çok yoğun. Bu nedenle hani Finex olarak iş alım tarafının çok düzgün bir şekilde oturduğunu düşünüyoruz açıkçası. O kısmı çok rahat hallettik bu en karmaşık dönemde bile. Bundan sonraki hedeflerimiz neler? Adaylara belki biraz daha yönelebiliriz diye düşünüyorum. Özellikle bu CV hazırlama, işte mülakatlara hazırlık aşamalarında onlara danışmanlık, yani birebir göstermek gibi. Evet, bu danışmanlığı katmayı düşünüyoruz. Sonuçta bir CV önünüze geldiğinde nerelere bakar işi alımcı hani ilk kaç saniyede bu çok önemlidir gibi adaylara yönelik bu çalışmaları yapabiliriz diye düşünüyoruz işe alımların yanında. Bir de tabii ki
Hani eğitimler de bu aşamada çok önemli. Çünkü bizim kapsamımızda eğitimler de kuruluş amacımız da var. Ama dediğim gibi şu anda eğitimler biraz daha ikinci planda yürütüyorduk. Ama ilerleyen dönemlerde özellikle bu soft skills dediğimiz işte iletişim olur, ne bileyim mülakat teknikleri olabilir veya organizasyonla ilgili işte satış teknikleri olabilir. Firmaların ihtiyaç duydukları eğitimleri, belki bir kısmı bizim şeylerimiz, eğitimcilerimiz, danışanlarımız, danışmanlarımız olabilir. Dışarıdan yine eğitimcilerle anlaşabiliriz. Biraz daha eğitim tarafına da kaymayı planlıyoruz açıkçası. İnşallah. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Sağ olun, çok teşekkürler. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani bu iş gerçekten dışarıdan çok cazip görünebiliyor. Bu işe atılmak isteyenler için söylüyorum. Evet, evet gerçekten çok keyifli, çok cazip bir iş. Ama yani danışman olmak, bu işi gerçekten layığıyla yapabilmek o kadar da kolay değil. Bu sadece yeni mezuniyetle ilgili bir durum da değil. Çünkü bunu freelance olarak yapan kişiler de var. Eğer doğru bir şekilde yapılıyorsa çok güzel ama sonuçta bu bir dediğim gibi iş kurun özel istihdam bürosu olarak çok önemli, evet çok önemli görevlendirildiği kurumlarız bizler ve oraya bağlı olarak çalışıyoruz ve işin yasal kısmında da aslında bunu o belge olmadan yapan kişiler veya firmalar tespit edilirse de asgari ücretin 20 katı kadar yani şu anda 200 bin liraya kadar varan bir mali şey de var, cezası da var. O yüzden bu işi yapacak olan insanlar lütfen bunları da göz önünde alsınlar. Eğer yapmaya karar verdilerse gerçek anlamda kuralıyla yapsınlar istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü danışmanlık çok kolay bir meslek tabii değil. Ki. Yetkin olanlar yapmalı bu işi. Evet, evet. Yoksa evet. Öyle yani ben birkaç kişi tanıyorum, ben de bu işi yaparım diyenler yapmasın. Kesinlikle. Hem cezası var hem yeterince verimli de çalışamaz. Çalışılmıyor ve bu neye yol açıyor Nesrin Hanım? Özellikle ilk defa bu hizmeti alacak olan kişiler, ha evet. Biz zaten işte şu danışmanla çalıştık aman danışmanlık kalsın dediğinde o ön yargıyı firmalardan yıkabilmek ve doğruyu evet. anlatabilmek maalesef. Güç olabiliyor bazı zaman. Kötü bir algı oluşuyor çünkü. Oluşuyor maalesef. Firmalar açısından da eğer böyle bir hizmete danışmanlığı almak istiyorlarsa lütfen bu konuda daha seçici olsunlar. Özellikle dediğim gibi belgesi olan danışmanlık firmalarıyla ilerlerlerse hem aldıkları hizmetten çok daha mutlu olacaklar. Daha az ve daha kısa bir süre içerisinde aradıkları adaya da çok rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Kesinlikle iyi araştırsınlar. Kesinlikle. Yetkin evet. firmalarla kesinlikle. Görüşsünler. Evet. Harika bir mesaj oldu. Teşekkür. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız olun, için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim Nesrin. Sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.